geldiniz. Hoş geldiniz. Bayağı bayağı erken açtım. Bir sonraki videoya sakladığım için söylediklerimi. Bu arada yani Distraction tekrar aldım. Her ne kadar 3 tane özelliğini götürmüş olsalar da önemli değil. Çünkü bence varlığı önemli. Bir kere kullansam bile katilin aura perklerini olduğundan haberim oluyor en azından. O zaman dolaplarda yaşayabilirim. Dolaplarla yaşam. Şimdi neden bahsedeceğim? Geçtiğimiz hafta yine böyle bir oyun tarzımla ilgili bir öneri yorumu vardı. Bir tık böyle sert çıkıştığımı hissettim. Şimdi şöyle oluyor. Tabii yani aslında izleyen kişilere de hak veriyorum. Mesela ben 10 tane videonun 2 tanesinde bazı şeylerden bahsetsem o kişi o 2 taneyi değil de 3.'yü izlemiş olsa haberi olmuyor. Yani benim oyun içerisinde neyden rahatsız olduğumda, oyun içerisinde değil daha doğrusu kanaldaki içerikler üzerinde hangi konulardan rahatsız olduğundan vesaire. Ama ben yine her ne kadar bu video, muhtemelen bu videoda izlemesine ihtiyacı olmayan kişiler bu videoda demek istediklerimi anlayacaklardır. Ama bu tarz bir yorum yapan kişi diğer videoya denk gelecektir mesela. Yapacak bir şey yok. İçerik yaptığın zaman bunlar göz önünde bulundurulacak durumlar oluyor. İçerik neyle ilgiliydi? Ya işte şöyle oyna, böyle oyna, ezbere oynuyorsun, arkana bak vesaire gibi. Şimdi insanlar bu video sayısını görünce ve benim Dead by Daylight saatimi görünce hayli şöyle düşünüyorlar muhtemelen. Ya bu kadar video oynamış, bu kadar içerik yapmış, üzerine bir de kanalında bu oyunu oynuyor. Niye kendisini geliştirmiyor? Çok aslında mantıklı bir yaklaşım. Fakat işte ben çok genel geçer bir içerik üreticisi olmadığım için biraz bu konuda uyum sıkıntısı yaşıyorum. Çünkü şu anki oynadığımdan daha iyi oynadığım zamanlar oldu gerçekten. Oldu. Çok daha düzenli oynadığım, işte yayınlar izlediğim, videoları izlediğim, hangi perk neyle gider, nasıl vesaire, trendleri takip ettiğim, oyunla ilgili trendleri takip ettiğim dönemler oldu. Ama şu an böyle bir dönemde değilim. Bunu ayıracak gerçekten yani... Buna ayıracak zamanım yok demek istemiyorum. Buna zaman ayırmak istemiyorum daha doğrusu. Çünkü buna ayıracağım zamanı çok daha beni mutlu eden, beni sinirlendirmeyen, beni endişelendirmeyen şeyler yapmayı tercih ediyorum. Ha mesela böyle yorumlar bir iki geliyor altını yani bu zamana kadar gerçekten hep hani sakince anlatmaya çalıştım. Hani ben bu oyunu bir profesyonel olarak oynamıyorum ya da bu kanalı en iyi Dead by Daylight içerikçisi olarak oynamıyorum. Ki aslında genel anlamda izleyenler de az çok neden oynadığımı biliyor. Yani gerçekten düzenli bir oyunum tek Dead by Daylight. O zaman bu zamana kadar çok oynadığım için yani. Mesela bana kalsa Overwatch açarım. Chill chill oynarım ama şu anda bilgisayarım onu da kaldırmıyor muhtemelen. Çünkü formatı ihtiyacı var. Herhalde 3 yıldır falan format atmadım. Bunun dışında hani gerçekten bazen komik anlar, eğlenceli anlar olur diye düzenli bir şey ortaya koymak adına yapıyorum. Tabii şimdi ben böyle şeyler söyleyince mesela insanlar böyle yorumlar yapınca aslında yorumun dili önemli ki gelen yorum gerçekten kışkırtıcı bir dil de değildi ama benim artık herhalde bir tık böyle sabrımın taştığı bir noktadaydı. Çünkü hak verirsiniz ki aynı şeyi 10 kere 15 kere denk geldiğiniz zaman artık bir yerde sabrınız doluyor. Neyse aha işte. İşte kaç. Tam olarak bu sebepten aldım bu perk'ü. Hani bu sefer mesela altına böyle bir yorum yazdığım zaman düşünülüyor ki negatif yorumlara karşı hassasım. Aslında değilim. Bak görüyor musun? Distortion da olmuyor. Ay pardon gıcık geldi boğazıma. Sadece diyorlar ki o zaman yorumları kapat. Negatif şeyleri kaldıramayacaksan yorumları kapat. Yani negatif şeyleri kaldırmak değil ama bir yerden sonra aynı şeyleri söylemek yani sabır zorlayıcı oluyor. Ama tabii ki önemli olan bu süre zarfında hani usluba çok dikkat etmek ki ben zaten uslubu sert bir insan değilim. Kimsenin hani kimseye karşı bir saygısızlık vesaire yapmayı seven bir insan da değilim. O konuda bir sıkıntı yok yani.
Ama hani tekrardan ha şu da var. Gelen her yorum mesela oyunu oynarken sürekli aklımda gelen eleştiri ve yorumlar var. Şöyle yapsan, böyle yapsan, şöyle oynasan, sandık açmasan, totem yapmasan, jeneratör yapsan, bu kadar erken kurtarmaya gitmesen vesaire vesaire. Ve bir yerden sonra kafamın içinde sürekli beklentiler oluyor. Sivi almaya gitmiyorlar. Yani bir şey yaparken, oyunda oynamak istediğim tarzı oynarken kendimi beklentiler üzerine oynamam gerektiğini hissederken buluyorum ve ben bu oyunu beklenti için oynamıyorum. Yani dediğim gibi Dead by Daylight en iyi şekilde oynamak vesaire için oynamıyorum. O yüzden daha iyi bir performans isteyen, daha eğlenceli loop isteyen, ki çok normal bu oyunda ihtiyaç olan, bu oyunda ihtiyaç olan budur. Çok haklı bir şekilde hak veriyorum. İşte oranın doğru adresi burası değil. Ya burada hani böyle öylesine, hani belki arada komik bir şeyler çıkarsa diye. Yani bilmiyorum, aradığınız şeylere bir şey bulursanız izlemeye devam edersiniz. Oh, bu da benden. Rica. Hani şu sebeple beni izleyin de diyemem. Çünkü dediğim gibi, yani dijital medyacı olarak izleyici çekmek adına, kanalın izleyicilerini arttırmak adına, izlenmeleri arttırmak adına neler yapmam gerektiğini inanın biliyorum. Ama içerik sebebim bu değil. O yüzden her ne kadar bu videoyu her zaman izleyen kesimim ve benim oyun tarzımı bilen kesimim izleyecek olsa da yine açıklama yapmak istedim bu konuda. Çünkü yani insanların bunu izledikten sonra şey hissetmesini de istemiyorum. Ne bileyim. Yani işte diyorum ya, boş boş geziniyor. Evet, belki amacım bu oyunda boş boş gezmek. Yani uzun bir süre sinirim bozulduktan sonra oyunlara karşı oyunu gerçekten oyun olduğunu kendime hatırlatmam gerekti çoğu zaman oyun oynarken. Çünkü çok heyecanlanıyorum bazen oynarken. Eskiden böyle kapı açmak üzereyim mesela ve katil geldi gelirdik diyelim. O kadar gerilirdim ki. Ya niye? Bunu kendime niye yapıyorum? Korku filmlerinden etkilenmem mesela ama bu oyun beni her zaman en başından beri çok çok gelen bir oyun. Mesela Outlast. Outlast beni gelen bir oyun olmadı. Outlast'ın gelişini oynadım. Hatta yayında oynadım galiba bir kısmını. Yok yani, beni korkutmadı. Korku oyunları beni korkutmuyor. Ama bu oyun niye bilmiyorum. Belki de multiplayer olduğu için. Uf, sıkıldım ha gerçekten dolaba girmekten. Girmeyeceğim. Gelsin peşime, ne yapayım. Aa, uyurum çok takılıyorsun. Beni çok üzüyorsun. Ya bu oyun beni çok üzüyor. Bu arada distraction'ı anladım ya. Katil seni kovaladığı zaman doluyor. Etrafında olduğu zaman değil. Mantıklı. Mantıklı. Yani bu looper'lar için daha iyi olan bir perk olur bu sayede. Ama immersed oynayanlar için de güzel bir seçenekti. Beni alacak mısınız hanımefendi? Güle güle Destruction. Neyse, zaten bu videodaki amacım. Bir şey söyleyeceğim. Ha yok değil mi? Legacy değil değil mi bu Winners? Bir tane Cadılar Bayramı skin'i vardı. Aynı Legacy'ye benziyordu. Nurse de olabilir ha. Bunlar birazcık... Yapamadım, kusura bakma ya. Çünkü... Ya gerçekten mi? Abi. Ya okey o zaman. Okey. Bugünleri nereden salı?
tatsız bir oyundu. Ama zaten amacım bu oyunda derdimi anlatmaktı. Ya Destruction'a üzüldüm ya. Çok alışmıştım. Neyse, yapacak bir şey yok. Bir sonraki oyunda perk'ten çıkartıyoruz. Şöyle güzel bir perk olmuş. Gerçekten Looper'lar için çok güzel bir perk olmuş ama bir tık mantıksız değil mi? Looper olan kişi zaten katilden saklanmaya çalışmaz. Niye alsın ki bunu? Ben loop'ta iyi olmadığım için alıyorum mesela. Ben save ve jeneratör yapmakta çok iyiyim. Altruistimde çok iyiyim. O yüzden bence benim almam çok daha mantıklıydı ama yapacak bir şey yok. Ay pardon, bırakayım. Ay dalmışım ya. Adam diyordur, niye bırakmıyor ki? Gelmiyor zaten de. Haklı. 4 tane jeneratör var. Unuttum. Sanki de oyun devam ediyormuş gibi de heyecan müziği de devam ediyor. Ya bir de mesela katillerin kill alması için taktikler söyleniyor. Yani Survivor açısından da belli şeyler yapılmadığı zaman 4 kişinin kurtulması imkansız ya neredeyse. Decisive Strike varmış. Perklerini merak ettim. Keşke hop falan olsa. Hop neydi ya? Oyun bütün jeneratörler açıldıktan sonra birçok şeyi hızlı yapmıyor mu? Ah tank ya. Ah huu, güzel. Nurse'u da oynamayı da severim. Bu arada oyunu da düşüyor aldım ama. Yani hala takılıyor oyun. Tabii ki buna bahane bulmuyorum ama en azından Nurse'te biraz daha oynamayı isterdim. Nurse, baksanıza şuna. Sevdiğim bir katil çünkü. Benim bir an önce bu bilgisayarı bir elden geçirmem gerekiyor. Ay neyse. Biraz fazla heyecanlı oynadı galiba. Gereksizdi mesela orada beni gözünün önünde yaralı bir şekilde kaldırması. Belki de oynanarken veda etmek istedi. Bakalım neleri varmış. Lethal Pursuer'ı var. Diyecek bir şey. Tabii şu anda Destruction nerf yediği için muhtemelen bütün bu auralı perkler ortalıkta gezecek. Yapacak bir şey yok. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.